I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. It's like your money. Selamın aleyküm. Bak yarrak yazdın gördüm. Ne yapıyorsunuz kardeşlerim ya? Özledim ya, hiç gelmiyorsunuz. O kadar yayın açıyoruz. O kadar yayın yapıyoruz, gelmiyorsunuz birader. Ağzını yediğim ya. Tam uyumak. Ya ben de öylesini açtım ya. Geyik yani. Her an kapatabilirim. Bir planlı bir şey değildi. Üni var. Üni iyi. Şuraya ne yazalım? Eski slow parçalar. Abi ev mi değişti yoksa arka plan mı kaldırdın? Gelemiyorum bayağıdır, belli. Yerim seni. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir aşktır ya? Gece yayınlarında niye böyle bir aşk dolu oluyor bütün chat? Loroş 6. ayını tiyer bilinmiş. Yerim seni demiş. Bebeğimsin. Oğlum chat'in libido seviyesine bak. Birbirini sikecek mi de? Aşkım benim. Bayılıyorum lan size. Aa bak, Holmes'un anısını anlatayım bugün bir de. Bugün Holmes gelmiş. İnternet falan bağlanacaktı. Ezerek kapıyı kırıyormuş. Diyor ki en az diyor 115 bin defa zilini çaldım diyor. Telefonla aradım diyor. Kapına vurdum diyor. Uyandıramamış. Öldüm bir şey oldu sanmış yani. Kedinin sesi geliyor, kuşun sesi geliyor. Bir de Holmes, yani bir fotoğraf var burada, bu niye var bilmiyorum. Niye bana böyle bir şey yolladın ya? Başka bir şey Dur lan, dalga gözüküyormuş. Ay çok kötü, hala da bakıyorum ya. Yeni logom hazır. Yeni logomu gösterdim mi size ben? Plebler falan gördüm, dur bakayım. Plebler yeni logomu gördünüz mü lan? Evet, yeni logom da bu. Yakında paylaşırım. Şu şey gitsin. Böyle bir logo yaptık. Bu logonun farklı versiyonları var. Yani daha minimali bir set bu aslında. Güzel oldu ya. Odinsan. Bunun hoodie'leri, tişörtleri falan çıkacak. Ya gözlere bir müdahale edebiliriz. Hatta Holmes şey dedi böyle, mavi bir... Ya abi yapınca da güzel olmuyor ya, bak şimdi. Senin kaşlar ince bro oğlum, birebir bana benzemesine gerek yok canım. Senin gözlerin mavi, bence onu da bir şekilde dem vurmak hoş olur. Ya da gözleri beyaz yap, ortasına böyle sanki karı görmüşsün gibi ufak bir karı silüeti koy. Bir o gözleri de bir kıssa mı abi? Yok, bunun yani göz bebeği gözükmemesi lazım. Göz bebeği gözükmemesi lazım. Evet. Gözü kısarsan, gözükürse olay. Yani daha da kısayım şöyle. Ya öyle yapacaksın bence, ya da o göz kısmındaki bütün siyah kısmı maviye çevireceksin. Üf, o mavi güzel oldu az önce ha. Bak şu an güzel gidiyor. Van kedisine döndü amına. Oğlum demedim mi ya? Ben var ya, endüstriyel tasarım okuyacaktım amına. Gözü evet, gerçekçi yapınca göz bebeklerin daha hoş oldu bu arada. Ben var ya, anasını s**tim. Sanatçı olurdum amına. Çok yükseldi, dur. Abi bir de şey deneyelim mi? Kaşlar hariç full gözleri masmavi yapmayı, böyle parlama efekti. Ali Servatif üştürelim şu an, mikrofon daha uzun ve beyaz olanı var biliyor musun? Ne yapayım daha uzun ve beyazın? Amcık şakalın hiç bitiyor lan. Ya senin böyle sakalın yok ki amına. Ya kıskanma, düdük kadar sakalım vardı ya. İki teli birbirine bürüküyorum şu an. Kuba. Onların tam yeri aynı değil galiba. Değil. Yakından tutamadım şu anda. Şu an tam ayarı yok zaten. Yani şu an eskiz yapıyoruz. Ya fena tamam, değil. Bence çok, duruş. Çok güzel bu arada bence. Ne diyorsunuz chat? Oldu mu? Bakayım burada neler var. Bir sürü çalışma yapmışlar. Baban çok klas adam ya. Eyvallah kardeşim. Bunu cuk oturtturmuş ya. Ya Allah Allah. Oğlum yalnız var ya, giderim varmış ha. Aa babam olmuşum lan. Bildiğim babam olmuşum burada.
aile ve Müslüman yapımcısı Uğur Savaş abi hiç unutmuyorum. Ben bunu ilk defa görüyorum. Harbi gidilirmiş bu arada bu filme. Ya bu ne oğlum ya? Harbi gerçek korku ifadesi. Hiç uğraşma abi, koytası geç. Beberen. Eightborn özledi abi seni. Vallahi GTA'yı laptopa kurdum. Ya bunlardan wallpaper olurum şu anda. Aha! Abi onun daha çok daha eskisi de var biliyorsun. Karınca çiftliğimin 100 bin olduğu an yayında da ilk defa 250 izlenip rekor kırmıştık. Yani 250 bir şey daha olmuştu ama. Bir şey daha olmuştu evet. Onu ben bak burada 250'yi de koymuşlar. 100 bini de koymuşlar. 15-12-2017. Vay be. Oğuz 10 lira yollamış. Abi Kasım 1'de askere gidiyorum. Amasya'ya tavsiyen nedir? Abicim YouTube'a Eldiren askerlik anısı yazıyorsun. Her şeyi anlatıyorum kardeşim. Oğlum çok yaşlandım. Ne yapayım ya? 27 Aralık'ta 32 oluyorum ya. 32 olacağım 27 Aralık'ta. Ben en son hatırladığım böyle ulan siktir 20 yaşına girdik falan diyordum ya. Orta yaş sendromu gelmedi de bazen şey oluyorum. Nasıl diyeyim? Ulan Tuka şaka maka götüm yaşlanıyorsun diyorum. Ruhum tabii ki de genç ama içinde bulunduğum ortamda genelde yaş ortalaması 23-24 olduğu için kendini bir tık yaşlı hissediyorsun. Yoksa bunun öyle evlilikten veya bilmemeden dolayı, çoluk çocuktan dolayı demiyorum yani. 35 yolun yarısına gelmişler. Abi 20 yaşlarına girdiğinde neler hissetmeye başladın? Ne bileyim. Yani 20'li yaşlara girdiğin zaman bir erkek olarak böyle artık tamam olgunlaşıyorum, büyüyorum. Ben 20 yaşındayken tabii üniversitedeydim. Yine bir düzenli bir ilişkim vardı. Ne bileyim abi, ben hep çocuğum ya. Yani olgunluktan bahsetmiyorum. Zevklerim, yapmak istediklerim, ilişki anlayışım falan hep böyle çocukça aslında baktığında. Sende şey var, o dedin ya hani hep böyle yani çocuğum derken ki şeyi ben çok iyi görüyorum sende. Heyecan bitmiyor. Yani bir şeye karşı merakın, isteğin sürekli canlı ya. Bence bu uzun vadede çok iyi bir şey. Yani cidden bu sizi yaşlandırmayacak bir şey. Bakın ruhunuz genç kalırsa hep böyle küçük şeylerden mutlu olup kendi zevklerinize yönelerek işler yaparsanız, kendi zevklerinizi hep taze tutup onlarla ilgilenirseniz cidden yaşlanmazsınız. Mümkün değil yaşlanmanız. Yani ırsi olarak, genetik olarak belki yapınız yaşlanabilir ama şurası kolay kolay yaşlanmaz. Yani birçok kişiden aldığım feedback'e göre, özelden bana yazanlar, sokakta görenler, Instagram'dan yazanlar, yayınlarda yazanlar genelde böyle abileriymişim gibi görüyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor harbiden. Yani boşa söylemiyorum bunu. Ciddi ciddi böyle gurur duyuyorum. Abi olarak bana böyle gerçekten abim gibisin, senin varlığınla mutlu oluyorum dediği zaman biri ciddi anlamda böyle huzurlanıyorum lan. O farklı bir şey yani. Banlanmayı senden öğrendim. Banlamayı pardon. Twitch aleminin en kralım seni. Ya yeter lan, şımartmayın beni amına koyayım. İngiliz askeri nasıl siktin abi, onu anlat. Anlattı mı lan baban sana? Abi gerçekten iyisin hani, sen 40 senedir seni tanıyorum, yolda görsem abi nasılsın diye sarılır insan. Ya benim mesela bak o çok hoşuma gidiyor. Mesela gidiyoruz bir yerde, bir etkinlik oluyor. Yorucu da olsa müthiş bir haz, yalan değil. Ya ben kimim sonuçta amına koyayım, yani normal bilgisayar başında kamera karşısında yayın açan, oyun oynayan, muhabbet eden bir adamım yani, normal sizin gibi insanım. Ama öyle her fotoğraf çekildikten sonra 5 kişinin ikisinde bu oluyor, üçünde. Fotoğrafı çekiyor sonra, abim be bir de sarılabilir miyim sana diyor. Ben orada iptal abi. Ben oyunculuğu es geçip yayıncılığa döndüm. Eğer yayıncılık olmasaydı, YouTube para getirmeseydi, yayıncılık para getirmeseydi, yüksek ihtimal belki bilemem oyunculuğa da dönmüş olabilirdim ya da tekstile devam ediyor olurdum. Kız arkadaşımla bir arkadaşım düğününe gittim. Gaye Sökmen oradaymış. Gaye abla geldi karşıma oturdu. Oyuncu olmak ister misin dedi ki Gaye Sökmen Ajans dışarıdan oyuncu alan bir ajans değil. Kendi bünyesinde zaten çok büyük insanları, Kıvanç Tatlıtuğ gibi bilmem ne gibi insanları barındırdığı için oraya böyle ben ajansa girmek istiyorum deyip giremiyorsun. Çok büyük bir fırsattı. Hemen arkasından oyunculuk eğitimi başladı. Hemen arkasından ya 6. karakter için teklif geliyor. Gidiyorum audition veriyorum firmaya. Bir anda başvuru çekiyorlar.
başrol olmalısın diyorlar, bilmem ne diyorlar. Konu hep ona dönüyor. Avşar film geliyor, o geliyor falan. Böyle bir tırstım yani. Hani yok dedim lan. Ben yapmayacağım dedim bu işi. Oyunculuk eğitimi almak istiyorum, ben de bir önerim var mı? Ben Duru Tiyatro'da aldım oyunculuk eğitimi Murat Şen'den. Mesela Murat Şen de benim için bir şanstı. Ben bir eğitime gittim. Murat Şen beni bünyesine aldı mesela. Ben dedi senin özel koçluğunu yapmak istiyorum dedi. Seni eğiteceğim dedi. Tiyatroya başladığımda seslendirmeci çok, değil mi daha evet, çok ödüktüm. Gerçekten ödük ya. Rol yapamıyordum yani. Murat Şen hep beni pushladı. Dedi ki sen bu işi yapmak istiyorsan senin amına koyacağım dedi. Koy dedim koyabiliyorsan. Adam önüme Pigmalion oyununu bir koydu böyle. Profesör Higgins'in lan başrolüsün dedi. Böyle kaldım. O kadar nasıl ezberleyebilirim dedim. Korktum böyle o şeyi görünce. Ama çok şükür altından kalktım. Kendimi sınadığım en önemli yerlerden biridir. Bak Murat Şen de bu. Sesini hatırlayacaksınız. Bazen şey değil mi hatta John Depp falan? Ha. Fark edersiniz. Aa, aynen biliyorum bunu. Dövüş kulübünün ilk kuralı. Konuşmama. Aynı ses farklı filmlerde karşımıza çıkar. Dışarı çek dışarı Peter. Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı. Yani Murat abi çok çok iyi bir tiyatrocu. Çok iyi bir oyuncu. Bir yandan da adam zaten seslendirmede hype yani. O sıradan bir kolcu değil. O Aragorn. Ya da Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow oldu o ses. Siz adi solucanların hiçbirine merhamet borcum yok. Farklı davranacak sabrım var. Tiyatroda ses açarken sevdiğim kızdan soğumuştum. Doğru bu arada. Abuk subuk şeyler yapıyorsun. Ciddiyim, bunlar yapılıyor ya. Ayı gibi böğürüyorsun. Aa, domuz birini oluyorsun. Öyle görüp sevdikten sonra da soğuyamazsın bu. Vallahi ben ya neler yaptırıyordu bize ya Murat Hoca. Kulağına fısıldayarak diyaloğu ya da işte neyse o tiratı kulağımıza fısıldayarak yaptırıyordu kadın erkek. Geliyordu Damla benim rol arkadaşım kulağıma fısıldayarak bildiğin ASMR yaptırıyordu. Ve de 10-15 dakika sonra diyordu ki etkilendin mi? Tahrik oldun mu diyordu. Lan kızın yüzü yanımda. Vallahi ben hallendim he. Dikkat et falan diyemiyorsun yani şimdi. Yok ya etkilenmedim diyorsun, bağırıp çağırıyordu. Böyle öküz gibi oynayayım ben. Zaten öküzüm böyle hareketlerim. Öyle öyle yonta yonta seni bir forma sokuyorlar. Ve kendine güvenmeyi öğreniyorsun. Rahatlıyorsun. Sahnede ben götüm hep derdi Murat Hoca. Oyuncu adam götünü açmaktan bile utanmamalı diyordu. Biz de yok ebesin ama. Abi ya peki tiyatroya başlayıp bütün izleyicilerine karşı tiyatro yapmamız yok mu ya? Abi ne kadar elit güzel bir ortam oluşur ya. Arkadaşlar haftaya şurada oyunum var gelin. Bir de buluşma da aradan çıkıyor. Oğlum çok güzel olurdu ya. Ne kadar güzel örnek, ne kadar insanlar. Tiyatro okulu açmamız yok mu ya? Biraz öyle. Ama harbiden ortamı çok güzel. Tiyatro CV'si açman yok mu? Tiyatronun üstünde senin yeni logon. Öf. İçeride böyle yarı çıplak yılanlı kızlar karşılıyor sizi. Bildiğin porno tiyatrosuymuş. Başrolde ben. Arkada 12 yıllık aboneler, 12 aylık. Arkada derken? Plebler giremiyor mesela. Dışarıda böyle. Sammo'dan çıkarıyorsun, hepsi çıplak koşuyorlar salona. Kapıda Klaf'la Kordiler, Bespok'la. Sammodof diyoruz böyle, kapıları açıyorlar, plebler böyle. Arkadaşlar teşekkür ederim desteklerinizin ötürü. Hiçbir şey yapmayıp ninja yayınıma gelip beni izleyen tüm canolara sevgiler. Mucuk mucuk öpüyorum sizi.